Allah'ın selamı ve bereketi üzerinizde olsun. Aleykümselam. Öncelikle Karamanımıza, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemize hoş geldiniz. İsmim Muhammed Fatih Topal. İslami İlimler Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Muhammed İslami İlimler 1 ve 2 mi var Karaman'da? Hazırlık ve 1. sınıf. Hazırlık var. ve 1 var. Evet. Tamam. Hocam siz e ilk mezun olacaksınız. Evet, biz ilk İyi, hadi bakalım. ]iz. Senin sorumluluğun artıyor. İlk bir kurumun ilk mezunları çok önemli. O misyon doğrultusunda kendini ayarla. İnşallah. Hocam son dönemlerde maneviyat eğitimi, dini moral eğitimi adı altında disiplinlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'deki din eğitiminin bu tür maneviyat eğitimi, dini moral eğitimi gibi yeni alanların ilgisini nasıl buluyorsunuz? Teşekkürler. Ederim. Bravo, eyvallah. Muhammed bu misyona uygun bir soru sordun tam. Nitelikli bir soru. Gerçekten de şimdi din eğitimi deyince sadece dinin teorik alanları ve pratiklerinin aktarıldığı bir alan olarak değerlendirmek bu din eğitimini en büyük sıkıntılarımızdan, açmazlarımızdan birisi. Evet. Yani din eğitimi demek işte Allah'ın varlığı, sıfatları, peygamberlere iman, meleklere iman, ahiret, kaza, kader, namazın farzları, içindekiler, dışındakiler şöyle kılır, abdest farzları şöyledir, 32 farz böyledir. Din eğitimini sadece bunu in, buna indirgemek işte sağlıksız din eğitiminin başladığının en büyük göstergesidir. Dolayısıyla din eğitimini arkadaşımızın sorduğu soru üzere daha çok maneviyat eğitimi, moral, ahlak eğitimi üzerine bina etmek gerekir. Tabii ki dini bilgiyi aktarmak lazım. Çocuklar nasıl abdest alacak, nasıl namaz kılacak, işte Kur'an-ı Kerim öğretilmesi, güzel Kur'an okuma, namaz, abdest, haç bunlar tamam ama biz burada kesersek işi, sadece bu teorik bilgiyi aktarmaya dönük bir din eğitimi faaliyeti içerisinde olursak, o zaman dinin davranış boyutuna yansamasına sağlayacak nosyonu Kaçırmış. muhataplarımıza veremeyiz. Nosyonu veremediğimiz zaman o zaman namaz da kılar adam, oruç da tutar. Tamam, onun bilgisini de elde eder. Güzel Kur'an-ı Kerim de okur. Arapçası da mükemmel olur. Ama bunlar yetmez. Dolayısıyla arkadaşımızın sorduğu moral eğitimi, maneviyat eğitimi, hele ki günümüz toplumlarında insanlar çevresiyle yabancılaşıyor, yalnızlaşıyor, bir sığınak arıyor maddi ve manevi bütünlük, ruh dünyası, kendisiyle barışık olma, kendini tanıma çünkü din eğitimi ne yapar? Hangi sorulara cevap verir? Ben kimim? Neyim? Ne olacağım? Dünyadaki varlığım neye karşılık geliyor? Bunlara cevap veren başat kurum hala dindir. Tamam. Artık alternatif rakip kendisiyle ilgili kurumlar vardır ama hala insanın anlam arayışında din çok hayati bir fonksiyon görmektedir. Bu anlam arayışını da ancak maneviyat eğitimi, Eğitimidir. din, ahlak, moral eğitimiyle biz sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki.